Anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselere yönelik belediyemiz TÜBİSAK yetkilendirilmiş kurulu ile ortaklaşa düzenlenen öğrencilere elektrik ve elektronik eşyalar topluyor kampanya sonuçları hediyelerini takdim etmek üzere hazırladığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. 26 okulumuz hediye kazanmıştır. Daha çok bireysel anlamda gençlerin yahut da ebeveynlerin evlerde kullandığımız bu tür elektronik aletler son 30-40 yılda, daha ufaklar ise belki de son 15-20 yılda elimize gelmeye başladı. Gittikçe bireyselleşiyor elektronik atık dediğimiz malzemelerde. Belki bundan 50 yıl önce daha kitlesel anlamda kullandıklarımız, daha yoğun kullanılanlar şimdi daha bireysele döndü. Elimizdeki cep telefonları, piller uzun süredir, elektronik saatlerden tutun da bütün elektrik ve elektronik cihazlara kadar. Şimdi ben gelirken düşünüyordum, biz hakikaten çocukken bu piller, saatin pilleri bitince ilk yakın ormana atıyorduk onları yani. Çöp falan da değil, yani toprağına atıyorduk onları. Yani o bilinç de yoktu. Şu andaki gençler bu konuda daha da bilinçli. Hele böyle bir farkındalık oluşturması için böyle bir etkinliğin yapılması, bundan sonra da sürecek olması da bence bilincin gelişmesi açısından çok önemli gençler. Çevreye duyarlı anlamında işte sıfır atık projesiyle beraber, Rize'mizi temiz tutalım pankartlarıyla beraber aynı zamanda elektrik ve elektronik atıkların da geri dönüşümde çok uzun yıllar çevreyi, toprağı, suyu tahrip ettiği, zarar verdiği için bunların atılmaması bizim sağlığımız açısından ne kadar önemli olduğunu anca anlamaya başlıyoruz. Merkez ilçe 16, toplamda 32 ton atık toplanmış. Böyle bir atık maddenin toplanıyor olması ve bunların geri dönüşüme kazandırılması bence çok anlamlıdır. Bundan sonraki yıllara da inşallah kat ve kat artar. Evlerden bunlar sokağa çıkmadan önce işte sıfır atık projeleriyle beraber toplanmaya vesile olurlar. Ben bir de temizlikle ilave etmek istiyorum. Başkan Yardımcısı Kemal Bey de burada. Bak Rize'nin her tarafında hem sıfır atıkla ilgili hem temizlikle ilgili vefalar asmışız. Ama şehrin en kötü hep şu sigara izmaritleri var ya, en çok onlar var. Kağıtlar, jelatinler falan toplanıyor biraz da. Ama sigara izmaritleri her yerde. Öyle adam oturduğu bankın yanında şey var, çöp kutusu var. Arkasında da ot var, çimenlik var. Oraya sokuşturuyorum mesela. Oraya atmıyorum, buraya sokuşturuyorum. Her gittiğimiz yerde ben artık uyarıyorum. Gençler, siz de uyarın. Temiz bir şehir, dünyanın en temiz şehri, bu şehri yapabilmek için hiçbir engel yok yanımızda. Temizlik bizden ama kirletmeme sorumluluğu bütün herkesten olması lazım. Eğer kirletmesek temiz olacak zaten. O anlamda ben gençlere o konuda daha çok güveniyorum. Gelecek yarınlar için iyi bir çevre temennisiyle, sıfır atık çevre temennisiyle ben bu işe katkıda bulunan, toplayan, çaba sarf eden hem okullarımıza, öğrencilerimize, idarecilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. İlk Nedim Çağlık İlkokulu, Ortaokulu, Gündoğdu 29 arkadaşlar. Milli Eğitim Müdür Vekilimiz, İdere Merkez İlkokulu, Ulu Cami İlkokulu. Ben başkanımıza katkılarından dolayı tekrar teşekkür ederken, başkanım inanabilirsiniz gerçekten bu öğrenciler bunları toplayarak 58 bin öğrencimizi bilinçlendirmişler. Zaten ilimizin nüfusu 340 bin civarında. Her bir öğrencimiz 5 kişiye ulaştıysa ilimizde bu bilinç çok büyük ulaşmış demektir. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve hürmetler sunuyorum.